Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Aysündü, fotoğrafı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çekmiş. İbrahim Aysündü, engelli insanların hayata bakış açısını bir nebze yansıtmak için bu fotoğrafı çektiğini söylüyor. Bilgisayar öğretmeni olan İbrahim Aysündü, kurguladığı bu fotoğrafın çekim hikayesini şöyle anlatıyor. Okulumuzda özel eğitim sınıfı bulunmakta. Özel eğitimli öğrencilerle birlikteliği her daim sevmişimdir. Hayat onların gözünden hep başka olmuştur. Onların normal öğrencilerden daha duyarlı davranışları, samimiyetleri beni her zaman etkilemiştir. Uzun süredir kurguladığım bir fotoğrafı çekmek için onlarla zaman geçirdim. Hayallerini fotoğrafa yansıtabilmek ve bir nebze farkındalık oluşturmak amacıyla bu fotoğrafı çektim. İbrahim Aysündü, fotoğraf her ne kadar kurgu maksatlı çekilmiş olsa da oradaki duyguların tamamen gerçek olduğunun altını çiziyor. Sıradaki fotoğraf Şenay Sevim tarafından Laponya'da çekildi. Kutup ışınları ya da aurora denen bu ışınlar sadece kutuplara yakın bölgelerde, o da kısa süreliğine görülebilir ancak. Dünyanın atmosferine giren foton parçacıkları oksijen ile sürtününce yeşil ya da kırmızı, nitrojen ile sürtününce de mavi renk veriyor. Bu etkileşim sonucu da muhteşem renklere bürünmüş bir gökyüzü şovu başlamış oluyor. Fotoğraf sanatçısı Şenay Sevim, -8 derecede gerçekleştirilen çekimi şöyle anlatıyor. Işıklar kendini göstermeye başladığında hepimiz tripodlara sarılıp uygun bir açı bulmaya koyulduk. Herkes bir köşeye çekildi. Ortalık sessiz ve karanlık. Ve işte Aurora Borealis. Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü dans ederken bizleri de büyülüyor ve dondurucu soğuktan vazgeçip bizler de bu dansa eşlik ediyoruz. Her yıl genellikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansına şahit olmuşsunuzdur muhakkak. Gökyüzünü önce simsiyah bir bulut kaplar sanki. Sonra müthiş bir ahenk içerisinde rüzgarda bir o yana bir bu yana birbirlerine hiç dokunmadan sistemli bir şekilde savrulurlar. Fotoğraf sanatçısı Hadi Musevi bu görsel şöleni belki de olabilecek en güzel şekilde fotoğraflamış. O anı binbir zorluk ve zahmetle çekmiş. Fotoğraf Eskişehir'in Kanlıkavak Parkı'nda çekildi. Hadi Musevi çektiği bu muhteşem fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlatıyor. Her akşam istisnasız aynı mekanda saat 5 ile 7 arasında sığırcıkların muazzam şovları inanılmaz görsel bir şölen oluşturuyordu. 4 hafta boyunca her akşam bu kuşları çekmek için Kanlıkavak Parkı'na gittim ve yaklaşık 180 GB'lık binlerce fotoğraf çektim. Onlar arasından ise sadece 5-10 tane buna benzer inanılmaz kareler yakalayabildim. Doğa bazen insana inanılmaz derecede şaşırtır, kendine hayran bıraktırır. Hayal edilemeyecek manzaralar sunar. Bu anlarda yanınızda makineniz varsa şanslısınız demektir. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Salih Kesekçi, Kapadokya bölgesindeki balonları fotoğraflamak için evinden çıksa da aşırı sis balonların havalanmasını engellemiş. Mehmet Salih Kesekçi, Uçhisar, Göreme ve Ortahisar'ı dolaştıktan sonra çekim yapmadan Nevşehir'e geri döndüğünü ve dönüş yolunda bu manzara ile karşılaştığını söylüyor.